Ekim geldi, film ekimi zamanı geldi. Öğrenciler, sinema severler heyecanla film ekimini beklerken biletler de satışa çıktı. Hatta çoğu her yıl olduğu gibi yine tükendi. Herkes birbirine bu aralar bilet soruyor, sende var mı diye. Şimdi yanımızda İstanbul Film Festivali direktörü Kerem Ayan var ve tek tek filmleri, daha doğrusu favori filmleri konuşmak istiyorum. Ama öncelikle yine herkesin heyecanla beklediği bu film ekimiyle ilgili olarak siz ne söylemek istersiniz? Vallahi biz her seneki gibi bizden önce hangi büyük festivaller varsa onların ödüllü filmlerini getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki en başta Cannes. Çünkü bizim Nisan'daki festivalde hemen sonra olduğu için Mayıs'tan itibaren Cannes üzerine çalışmaya başlıyoruz. Cannes Festivali'nin sanırım bütün ödüllü filmleri var şu anda film ekiminde. İşte Altın Palmiye'yi alan Kore'danın son filmi Arakçılar var. En iyi erkek oyuncuyu alan şu anda İtalya'nın Oscar adayı olmuş Dogman var. Yine Lübnan'ın Oscar adayı Kefernaum var. Nadine Labaki'nin son filmi yine orada ödüllü. Daha sadece ana yarışmayla kalmayıp bir de yan bölümlerden mesela Eleştirmenler Haftası'nda en iyi film ödülünü almış olan Diamantino da var. Ondan sonra da bizim sıra olarak Locarno ve Venedik geliyor. Locarno, Venedik, hatta San Sebastian, Toronto, onların hepsi birden geliyor. Bu sene de Venedik Film Festivali'nden jüri büyük ödülünü alan Yorgos Lanthimos'un son filmi Sarayın Gözdesi var. Benim de sanıyorum bu sene festivallerde gördüğüm en iyi filmi diyebilirim. Bir de tabii ki Altın Aslan'ı alan Alfonso Cuarón'un son filmi Roma. O son anda programa dahil oldu. Ön satıştan bir gün önce okeyledik filmi. O da gerçekten tamamen bir başyapıt diyebiliriz. Alfonso Cuarón'un başyapıt diyebiliriz. Yine bu sene Sundance'te gösterilmiş ama bizim Nisan'a alamadığımız bazı filmler var. Bunlardan biri Ethan Hawke'un yönetmenliğini yaptığı Blaze veya yine Sundance'da çok ilgi gören Biz Hayvanlar, Türkçe'de kitabı da çıkmış olan bir film. Dediğim gibi yani genelde ödüllü ve beklenen filmler var. Bunlar da inşallah çoğu diyelim, hepsi değil ama çoğu önümüzdeki aylarda da vizyona girecekler. Yani film ekiminde kaçıranlar vizyonda da yakalayabilecekler inşallah. Ülkelerin Oscar adayı filmleri de göze çarpıyor pek çok, evet, ülkenin. Evet, işte söylediğim gibi İtalya'nın Oscar'ı, Lübnan'ın Oscar'ı. Yani biz onları programı alıyoruz ama sonra tam Oscar mevsimi yaklaştıkça teker teker açıklanıyor ve hepsi çok ödüllü ve festivallere gittikleri için büyük ihtimalle onlar oluyor zaten Oscar adayları. Arakçılar enteresan bir film, gerçekten çok etkileyici de görünüyor. Çünkü jüri üyelerini de Cannes Film Festivali'nde oldukça etkilemişti. Yaşamak için marketlerden hırsızlık yapan bir ailenin sokakta buldukları küçük bir kızı da evlerine alması ve onlara bakması ile ilgili bir film. Kate Blanchett de tek kelimeyle alt üst olduk demişti. Ya Cannes jürisi bu sene özellikle böyle çocuklu filmlerden bayağı alt üst oldular. Evet. Çünkü Kefernaum da öyle. Kefernaum da ailesine onu doğurdukları için dava açan bir çocuk, iki çocuğun hikayesini, yani daha doğrusu bir çocuk ve kardeşin hikayesini anlatıyor. Böyle bu sene birazcık böyle etkileyici filmler vardı. İşte Kore'danın filmi de öyle. Yani böyle oldukça etkileyici, yine bir aile hikayesi, yine bir çocuk hikayesi, bir de biraz sürprizli bir hikaye. Şimdi hepsini söylemeyelim ama yani filmin sonunda böyle beklenmedik şeyler çıkıyor. Böyle enteresan ve çocuklu filmleri bu sene böyle bir rağbet gösterdiler. Her sene değişiyor. Yani mesela bu sene belki de mesela çok sert filmlere ödül vermekten kaçındılar. Biraz daha yumuşak filmlere doğru gittiler. O senin jürisine göre değişiyor aslında birazcık. Jüriye göre mi değişiyor yoksa jüriye göre değişiyor. Yani başka dinamikler etkiliyor olabilir. Sanmıyorum. İşte jüride Kate Blanchett, işte birkaç kişi daha. Bunlar 6-7 kişi. Ama tabii ki Kore'de çok önemli bir Japon yönetmen. Bu arada filmin başrol oyuncusu çok yakın zaman baş oyuncularından biri, ki Japonya'nın çok önemli oyuncularından biri, anneanneyi oynayan filmde kısa zaman önce vefat etti. Ondan sonra o yüzden oldukça bir de adından bahsedildi
filmin. Seçkinizde kadınların, yani kadın filmlerinin ön plana çıktığını görüyoruz aslında. Yani kadın hikayeleri aslında bir taraftan. Şimdi kadın filmleri derken geçen gün onu konuşuyorduk. Hani birçok festival şu anda bu konu üzerine eğilmiş durumda. Hani eşit sayıda erkek ve kadın yönetmen filmi alalım meselesi var. Tabii şimdi bizim film ekimindeki seçkimiz şu anda piyasada ne film varsa onu alıyoruz. Yani o festival ne kadar çok kadın yönetmen olursa biz de o kadar çok kadın yönetmen oluyor. Ama kadın hikayeleri diyorsanız evet, bu tür hikayeler var. İşte Woman at War diye bir filmimiz var mesela. O da bir alüminyum fabrikasına karşı savaş açan bir kadın hikayesi. İzlanda filmi. Anaokul öğretmeni var. O da İsrail filmiydi. Anaokul öğretmeni. Onun Amerikan remake'i bu. Herkes biliyor da biraz öyle sanırım. Herkes biliyor da evet, herkes biliyor. Evet, o da enteresan. Farhadi'nin yurt dışında film çekmeyi seven bir yönetmen. Yani sadece İran'da kalmıyor. Fransa'daydı, şimdi İspanya'ya gitti. Ve tabii çok ünlü oyuncularla çekti filmi. Javier Bardem, Penelope Cruz. Kanın açılışında yaptı. O da öyle heyecanla beklen. Bu sefer biraz daha böyle gerilimli bir film. Böyle bir, ama o da böyle bir aile hikayesi yine. Tú no viste nadie sospechoso. Debían de tener a alguien entre los invitados. Llama Alejandro y que venga lo antes posible. Arakçılara dönersek, etkileyici bir hikaye dedik, aile filmi dedik. Sizce bu Türkiye'de dizi yapılsa tutar mı? Yani biraz Türk insanına hitap eden bir film gibi görünüyor. Türkiye'deki dizi dinamikleri çok enteresan. Yani bilemiyorum. Bir de çok uzağım aslında dizi ortamın. O yüzden bilemiyorum ama neler tuttuğunu bilmiyorum. Bunu daha çok yönetmenler seyredip karar versinler bence, tutar mı tutmaz mı. Ama olabilir. Neden olmasın? Hikaye olarak aile filmi bizim severiz, öyle aile gözü yaşlı filmleri. Diğer önemli filmlerden bir tanesi de Sarayın Gözdesi. Yorgos Lanthimos'un filmi. Lanthimos geçen yılda 2017 film ekiminde de biletleri en çabuk biten yönetmenlerden bir tanesi. Ya çünkü çok seviliyor Lanthimos. Bir de her filmiyle birazcık olay yaratıyor. Bu son filmi çok farklı bir film. Yani daha öncekilerde tabii ki tarzı aynı ama ilk defa komedi yaptı, ilk defa dönem filmi yaptı. Bir kere o enteresan. Genelde çok daha gerilimli ve rahatsız eden filmler yapıyor. Lanthimos, işte Kutsal Geyin Ölümü de çok gerilimli bir filmdi. Bu öyle değil mesela. 18. Yüzyıl İngiltere'sinde kraliyeti anlatıyor. Aynen. Kraliçe ile gözdesi arasında bir hikaye anlatıyor. Ya benim gördüğüm herhalde en modern bakış bir dönem filmine. Çok inanılmaz bir şekilde anlatmış o hikayeyi. Hem çekimleri, hem anlatımı, hem filmdeki çeşitli koreografiler falan çok enteresan bir hava yaratmış. Gerçekten yani Venedik'te de çok etkiledi herkesi. O yüzden de dediğiniz gibi yani en hızlı bileti biten filmlerden birisi. Geçen yıl film Kutsal Geyin Ölümü en çabuk biletleri biten filmlerden bir tanesiydi ama sıkılıp erken çıkanlar da olmuştu. Sıkılmak değil aslında o erken çıkmanın sebebi, gerilmek. Yani Cannes'da da oldu bu. Çünkü özellikle filmin son sahnesinde mesela Cannes'da salondan çok çıkan oldu. Çünkü tahammül edemediler. Çok fazla gerilim koyuyor filmine ve bazı insanlar ona dayanamıyorlar ve çıkıyorlar. Öyle şeyler olabiliyor. Yani öyle biraz rahatsız edici bir yönetmen ama bu filmi işte komedi, yani tamamen farklı bir yere doğru gidiyor. Belki bu filmi daha kolay izlenir olabilir ama bu tip kesin. Yönetmenleri nasıl izlemek, hangi gözle izlemek lazım sizce? Bayağı gidip izlemek lazım. Öyle farklı bir göze gerek olduğunu düşünmüyorum ama. Ama dediğim gibi belki de hani bir komedi filmiyle başlamak, bir yönetmeni tanımaya, bu tarz daha bir yumuşak, oradan öbür tarafa daha bir yumuşak geçiş olabilir. Eğer ki hiç haberiniz yoksa Lanthimos'tan, hani böyle başlayıp ondan sonra bakalım bu adam ne yapmış diye bir yere gitmek daha ilginç olabilir belki. Festivalin kaçırılmayacak filmlerinden tabii, bir tanesi Lanthimos'un. Tabii tabii, kesinlikle, kesinlikle. Sarayın Gözdesi. Diğer dikkat çeken filmlerden bir tanesi de biraz önce de bahsettik. Farhadi'nin Herkes Biliyor filmi. Geçen 10 yılda en iyi yabancı film dalında da 2 Oscar almış bir yönetmen. Farhadi. Çok iyi bir yönetmen Farhadi. Şimdi söyleyecek bir şey yok tabii ki. Özellikle o ilk Bir Ayrılık'la aslında ilk filmi değil ama ilk ortaya büyük çıkışı işte Berlin'de büyük ödül almasıyla oldu aslında bir taraftan.
Ondan sonra da gerçekten bir kere çok üretken bir yönetmen. Her sene bir film yapıyor aşağı yukarı. Ve dediğim gibi artık sırf İranlı oyuncularla değil, başka oyuncularla da çalışmaya başladı. Yelpazeyi biraz genişletiyor. Bu hikayede mesela yine İspanya'da, Barcelona'da yaşadığı bir olaydan yola çıkarak veya okuduğu bir şeyden yola çıkarak yapmış. Biraz önce konuşuyorduk işte burada Antalya'da başına bir şey gelmiş. Evet. Oradan da belki bir şey çıkartmış. Yani böyle çok inceleyici bir yönetmen bir taraftan da her yerden hikayeler çıkartıyor. Son 10 yılda 2 Oscar aldı yabancı film dalında. Bizden de böyle bir yönetmen çıkmaz mı? Niye çıkmıyor? Çıkmaz mı? Çıkar. Yani bir taraftan da işte bizim de Nuri Bilge Ceylan var. Hı. Orada yani bizim Oscar'a aday ettiğimiz. Hı. Ondan sonra hani en son geçişte zaten o son 5 filme kalmak çok zor bir durum aslında bir taraftan. Çünkü Oscar'ın işte seçici kuruluna göre bakmak lazım. Ne oluyor, ne bitiyor? Hani hangi filme oy veriyorlar? Seçici kurulu değil aslında. Herkes oy veriyor ama işte o tamamen yani tamamen değil ama büyük ölçüde bir PR çalışması zaten. Yani Amerika'da film çıkacak, orada kokteyller verilecek, oradan insanlarla ilişkiler kurulacak filan. Bir taraftan da tabii ki eninde sonunda biraz da Amerikan zevkine hitap etmesi gerekiyor bütün bunların. O yüzden de belki biraz daha hareketli filmleri tercih ediyorlar. Biraz daha işte böyle onlara uygun filmleri tercih ediyorlar. Ama yani inşallah ileride ilk 5'e kalan filmlerimiz de olur. Burada biz biraz yerel mi kalıyoruz demek istiyorum. Çünkü Latimos İngiliz filmi çekiyor, Farhadi İspanyol filmi. Bizim yönetmenlerimiz yerel mi kalıyor? Bence değil ya. Yani Farhadi'nin ödül yani Oscar aldığı filmler İran'da çektiği filmler, yurt dışında çektiği filmler değil zaten. Yani kendi ülkesinde film çekip de daha evrensel olmayı başaran bir sürü yönetmen var. Hani yine atıyorum Nuri Bilge'den örnek vereyim ama hani ben kendi ülkemde kendi bildiğim şeyi anlatmak istiyorum diyor. Bilmediğim bir ülkedeki bir hikaye anlatmak istemiyorum diyor. Hadi illa böyle olacak diye bir kural yok ama hani Türkiye'den de buradaki bir yerel hikayeden yola çıkıp evrensel bir şeye ulaşmak zor değil ki nitekim oluyor. Çünkü atıyorum işte Altın Palmiye kazanılıyor Cannes'da mesela. Onların da anladığı bir dilden konuşuluyor demek ki. Evet. Bir de yine önemli filmlerden bir tanesi Şüphe. Murakami'nin bir hikayesinden uyarlanmış bir film. Bu da gerçekten enteresan görünüyor. İzleyeceğiz beraber. Şüphe sinemada şüphe, daha doğrusu insan ilişkilerinde şüphe ön plandadır ya, kadın erkek ilişkileri anlatılıyor bu filmde de ve şüphe ön planda. Hiç bitmeyen bir şey. İşte evet öyle. Bu arada filmin adı gibi. Burning aslında. Evet, şüphe evet. Değil ama şüphe daha Türkçe, havalı duruyor şüphe, Türkçe'de evet. Belki öyle bir şey olabilir. Evet Murakami uyarlaması. Şimdi bu da şey ilginç yani Uzak Doğu sineması birazcık bu sene yani öyle görüyoruz bayağı yükselişte aslında. Yani Şüphe Cannes'da eleştirmenlerin en çok beğendiği filmdi bu sene bütün yarışmada. Yani Kore'den da daha fazla beğenilip çok yüksek puanlar aldı Şüphe. Etkileyici tabii ki bir uyarlama. İşte iki erkek arasındaki bir kadını anlatıyor. Çok etkileyici sahneler var filmde. Özellikle bir o iki adam ve bir kadının konuştuğu bir gün batımı sahnesi var. Gerçekten sinema tarihine geçebilecek güzellikte bir yani güzellik olarak da etkileyicilik olarak öyle bir şey yakalamış. Yani böyle bazı filmlerde böyle şeyler olabiliyor. Bir anda bir sahne sizi böyle çok etkiliyor. Öyle bir şey yakalamış ki bu tabii ki çok önemli. Ama mesela ondan başka Cannes yarışmada Kül En Saf Beyazdır diye bir film var. Jiazhen, o da bir Çin filmi. Mesela benim en çok beğendiğim film oydu yarışmada. Bütün bunların arasında ama yine bir Uzak Doğu filmi böyle. Bu programda da sanırım 4-5 tane böyle bayağı beğenilen ödüllü film var. Bu Murakami'nin uyarlaması demiştik evet. Bu film için. Bir yönetmenlik şovu da deniyor tabii. Sadece Murakami'ye pay biçmeyeyim, yönetmene de pay biçelim burada. Neden böyle düşünüyor sizce? O tablo gibi görsellerden... Yani bir taraftan da bu anladığım kadarıyla tam hikayeyi ben bilmiyorum ama Murakami'nin bir hikayesi bu. Evet. Bir romanı değil yani. Evet, bir hikaye. Kısa bir şeyden alınmış. Tabii o kısa hikayeyi filmi uyarlamak da ayrı bir maharet.
Bir de tabii Murakami gibi çok ünlü bir yazarı bir şekilde uyarlamak da o kadar kolay değil. Bunu bizi birazcık sinema okulunda öğretmişlerdi. Mesela Hitchcock'un yaptığı, Hitchcock hep böyle fazla bilinmeyen, çok böyle aman aman olmayan hikayeleri alıp hep başyapıtlar çekti. Şimdi hep şey de denirdi bize, çok iyi bir yazarın romanını sinemaya uyarlayacak yönetmenin o yazar kadar iyi olması lazım. O zaman buradan bu da zor bir hikaye. Evet, Lee Chang-dong tabii ki yani Kore'nin iyi bir yönetmeni ve de iyi bir uyarlama yapmış. Ama mesela dediğim gibi mesela Burning'in o bir kısa hikaye olması bir avantaj mesela. Yani böyle çok okkalı bir romanı alıp da şey yapmak daha zor. Mesela hani benim için en büyük örnek bu. Şimdiye kadar ben hiç hayatımda Marquez'in çok güzel bir uyarlamasını görmedim. Çünkü Marquez öyle bir yazar ve öyle bir dünya yaratmış ki onu sinemada yakalamak çok zor. Ve her zaman böyle, edebiyat her zaman sinemadan üstün bence. Çünkü edebiyat, bir kitap okuduğunuzda her şey hayal gücünde. Ve sizin hayal gücünüz her zaman o gördüğünüz görüntüden daha üstün olacaktır. Çünkü sınırı yok. Evet. Sizin için en iyi edebiyat uyarlaması hangisi? Bilmem, düşünmem lazım. Hiç düşünmedim aslında. Hangisi böyle vay beni çok etkileyen bir edebiyat uyarlaması dediğim. Çok etkileyen bir şey olsaydı belki de aklınızda olurdu. Belki de vardır gerçekten ama hani böyle enteresan uyarlar. Mesela şeyi biliyorum, şeyde çok şaşırmıştım. Metin Erksan'ın bir Uğultulu Tepeler uyarlaması var. Pek bilinmeyen bir film mesela. Çok etkileyici. Hiç böyle beklenmedik bir şey yapmış. Çok farklı bir yöne doğru gitmiş mesela. O enteresan. Bir de dediğim gibi tabii ki Hitchcock'un mesela işte şeyin hiç bilinmedik minik hikayeleri alıp böyle çok müthiş filmler yapması mesela böyle şeylere birazcık örnek aslında. Yani Hitchcock sevdiğim bir yönetmen zaten. Ama evet, ama ondan başka hani böyle bir roman, bir şey, çok büyük bir şey şu anda hemen diye bulamadım. Şimdi film ekiminin programını görünce hemen 5-6 tane film seçtim ve bunlara mutlaka gitmem gerekiyor dedim. Sizin mutlaka gitmem gerekiyor, görmem gerekiyor. Siz bir kısmını önceden görmüşsünüz, bir kısmını da göreceksinizdir elbette ama sizin ilk 5'inizi ya da ilk 10'unuzu... Yani ilk 5, ilk 10'dan başka birazcık köşede kenarda kalmış benim bayıldığım filmler var, onları söyleyeyim. Niye köşede kenarda? Çünkü herkes tabii ki Roma, işte Sarayın Gözdesi, işte Climax gibi böyle çok beklenen filmlere gidiyor. Tabii ki Sarayın Gözdesi benim de favorim, o ayrı bir hikaye ama ondan başka bir Japon filmi, yine kan yarışmadan Asako 1 ve 2 diye bir film var. Benim en çok beğendiğim filmlerden birisiydi o da. Bir böyle Fransız yeni dalgası tadında yine enteresan bir aşk hikayesi anlatıyor. Yani bir kız bir çocuğa aşık oluyor. Çocuk böyle birazcık kendi halinde bir çocuk. Hani evden çıkıyor, 3 gün sonra dönüyor filan gibi öyle bir şey ve bir gün çocuk çıkıyor ve bir daha geri dönmüyor. Ondan sonra kız 15 yıl sonra başka bir şehirde başka bir hayat yaşarken yine bir çocukla karşılaşıyor. Aynı çocuk tip olarak ama başka birisi ve onunla bir hikaye yaşamaya başlıyor. İkisinin aynı oyuncu oynuyor ama tamamen farklı birisi. İşte o iki hikayeyi mesela çok enteresan bir fikir ve filmde dediğim gibi böyle biraz yeni dalga tadında çok enteresan. Ethan Hawke'un dediğim Blaze adlı filmi var. Country şarkıcısı Blaze Foley'i anlatan, çok etkileyici. Yani zaten müzikler çok güzel ama film de gerçekten oldukça hoş bir film. So you're gonna be a big country star? I saw daylight in you. I don't wanna be a star. Onu söyleyebilirim. Ondan başka ne söyleyebilirim? Bu Woman at War. Dediğim gibi Atlar ve İnsanlar diye bir film yapmıştı. O yönetmenin ikinci filmi ve çok etkileyici bir İzlanda filmi. Hem o Kuzey Avrupa mizahı var hem de bir taraftan da işte böyle birazcık daha işte fabrikalara karşı savaşan tek başına bir kadın falan öyle enteresan bir konusu var. Ondan başka ne söyleyebilirim? Kız'dan bahsetmedik. Kız diye bir film var. Cannes'da hem altın kamera aldı hem oyuncusu belli bir bakış bölümünde en iyi oyuncu ödülü aldı. Balerin olmak isteyen bir trans bireyi anlatıyor. Ve filmin baş oyuncusu gerçekten müthiş bir performans çıkartıyor. Ve de Cannes'da ödül aldı bu filmiyle. Bir Belçika filmi, ilk film zaten. Bir de açılış filmimiz var. Bir Yıldız Doğuyor. Maybe it's time to let the old ways down. Maybe it's time to let the old ways down. Onu tek seans gösteriyoruz çünkü ondan sonraki hafta vizyona girecek ama biz programımızda olsun istedik Bir Yıldız Doğuyor.
Bradley Cooper çok iyi gerçekten. Yani hem yönetmen olarak hem de oyuncu olarak, yani bu film için hem zaten çok iyi oynuyor ama şarkı söylüyor, gitar çalıyor ve bu film için bunların hepsini öğrenmiş. Çok etkileyici bir performansı var. Karşısında Lady Gaga var tabii evet. ki ama gerçekten Bradley Cooper inanılmaz bir iş çıkarmış. O yüzden de onunla açalım festival dedik. Hem de daha bilinen bir film bir taraftan. Evet. Film ekimini onunla açalım dedik. Pek çok Hollywood yıldızını izleyeceğimiz de bir film ekimi bizi bekliyor. Bradley Cooper'la başlayıp Penelope Cruz'lar ve... Evet, öyle de devam ediyor. Devam ediyor. 5-15 Ekim. Evet, artık 15 olduk çünkü aslında 5-14'tü ama 15'ine ek seanslar geldi. 15 oldu. Ondan sonra Ankara'ya gidiyoruz. Ankara 12-16 diyorduk ama Ankara'da 11'ine seans ekledik. 11-16 oldu. İzmir'de bu şartlar altında 18-23 oldu. Oraya da ayın 18'ine 2 seans ekledik. O zaman Ekim ayında ne yapsak diye hiç düşünmeyeceğiz. Çünkü İzmir, İstanbul ve Ankara'da bol bol film izleyeceğiz film ekiminde.